bilmeliyiz ki 22 yıla yakındır zaman zaman pandemi ve benzeri yasaklara karşı yasakların olması ya da hastalıkların olmasından kaynaklı 20 yıla yakın süreç içerisinde bütün pansiyonlar, yürüyüşler, stadyumlar açık iken bugün bunun kapatılması aslında festivalin yasaklanması anlamına gelmektedir. Çünkü on binlerce insanın buraya geldiği, sokakta onların tutulması doğru değil. Bu bir yasaklama kararı olarak görülmesi lazım. İki aya yakındır onlarca yoldaşımız, dostumuz, siyasi kurumlar, STK'lar, tetkik komitesi bu festivalin olması için gerçekten çok zaman, çok emek harcadı. Kürtçe şarkı söylediği için konserleri yasaklananlar, AKP MHP ittifakına muhalif oldukları için, kapı kulu sanatçı olmadıkları için, sarayın kapısında biat etmedikleri için, iktidarın politikaları çerçevesinde tekçiliği, milliyetçiliği, cinsiyetçiliği, militarizmi örgütlemedikleri için onlarca sanatçı hedef alındı, gözaltına alındı, tutuklandı. Doğasına sahip çıkanlar hedef alındı. Kendine devlet diyen kolluk, doğayı savunması gerekenler halkın karşısına dikilip ağaçlar kesilirken, doğa talan edilirken, baraj, yol adı altında, maden adı altında doğanın altı üstüne getirilirken halkın, kadınların karşısına dikildi. Ben devletim dedi ama esasında beşli çeteleri, rantçı politikaları uygulamak istiyordu işte. Yasaklı sanatçılara çağrı yaparak bu festivale start verdi. Türkiye genelinde yasaklanan, hükümetin gizaya geçiremediği sanatçılara çağrı yaparak Dersim'e çağırdı. Ama gördük ki ne hukukta, ne kanunda, ne anayasada olmayan yasakları ilimizde de uygulamaya başladılar.